Arkadaşlar merhabalar. 74 santim dijital olmayan grupla ilgili yeni bir model tanıtım yapmıştık. Dondurucusu üstteydi. Dondurucusu altta olan yeni bir modelimiz daha var. Özelliklerini birlikte inceleyeceğiz. Ürünün modeli 274-532BB diye geçiyor. 354 kW bir yılda tüketim değeri var. 131 litre dondurulmuş gıda, 401 litre de arkadaşlar soğutucu gıda bölümü hacmi var. 39 desibel sesi var arkadaşlar. Ürün 74 santim eninde, 75 santim derinliğinde, 1.86 boyunda olan bir grup. Özelliklerini birlikte inceleyelim. Cool Plus ikili soğutma teknolojisine sahip. Cool Plus'ta neler var? Arkadaşlar, geleneksel nonfroz dolaplarda soğutma teknolojisi soğutucu ve dondurucuyu aynı şekilde sağlamış oluyor. Aynı şekilde soğutmuş oluyor. Fakat Cool Plus ikili nonfroz soğutma teknolojisinde dondurucu ayrı hava üflemiş oluyor, soğutucu ayrı hava üflemiş oluyor. Tüketici faydaları neler? Ona da bakalım. Daha hızlı dondurma yapmış oluyor, daha hızlı soğutma yapmış oluyor, daha güçlü ve sessiz bir performansa sahip. Dolabın içerisinde birlikte bakalım neler var, göreceğiz. Arkadaşlar, ürün 1, 2, 3, 4 raftan oluşuyor. İkili led aydınlatması var. Burada da bir yine bir paneli var. Panelini yakından alabiliriz. Arkadaşlar, panelden soğutucu ve dondurucu bölümlerini ayrı ayrı şuradan, bakın ben tuşla basayım, görebiliyorsunuz. Buradan ayarlamayı da yapmış oluyorsunuz. Tatil moduna almıştık az önce. Buradan bakmıştık. Yine şu tuşa 3 saniye basılı tuttuğunuzda tatil moduna, yine basılı tuttuğunuzda ekonomik moda da alabiliyorsunuz. Derecelendirmeleri buradan rahatlıkla, mesela şu an dondurucu derecesini görüyorsunuz. -18 ve 24 arasında ayarlamış oluyoruz. Yine buradan soğutucu bölmeyi de 1 ila 8 derece arasında rahatlıkla ayarlamış oluyorsunuz. Arkadaşlar, ürünün sebzeliğinde vitamin zon teknolojisi var. Vitamin zonda neler oluyor? Vitamin zonda gün ışığını dolabın içerisinde yaşatmış oluyor. Önceden mavi ışık teknolojisinde dolap sadece C vitamin değerlerini korumuş oluyordu. Yine vitamin zon teknolojisi sayesinde tüm sebze ve meyvelerde tüm besin değerlerini korumuş oluyor içerisinde. Yine kahvaltılık bölmesi var. Kahvaltılık bölmesinde şarküteri tarzı ürünleri arkadaşlar 0 ila 1 derece arasında tutmuş oluyor bu burada. 0 ila 1 derece arasında sakladığı için de şarküteri tarzı ürünlere zarar gelmemiş oluyor. Dolabın kapağı açık alarmı var. Kapağı açık alarmı sayesinde yine rahatlıkla ikaz veriyor ve duyabiliyorsunuz bunu. Antibakteriyel kapı contaları var. Antibakteriyel kapı contaları sayesinde burasında küflenme mantar oluşumunu engellemiş oluyor arkadaşlar. Yine dondurucu bölmesinde de aynı şekilde antibakteriyel kapı contaları sahip. Şurada da yine raflardan da bahsedelim. Burada 4 raf var dedik. Kapıda da yine 1, 2, 3, 4 rafı var. 2 tane yumurtalık bölmesi var. Dondurucuda 2 tane bölümü var arkadaşlar. Çekmeceli. Bu bölümler çekmeceli olduğu için içeride fan yardımıyla, arka tarafında bir fan var. Yani onu havayı dağıtmış oluyor ve soğutmayı homojen şekilde paylaştırıyor iki bölüme. İçerisinden buzluk için şöyle 2 tane buzluğu ve 1 tane buzluk kabı çıkıyor. Rahatlıkla buzlarınızı burada yapabilir ve saklayabilirsiniz. Opsiyonel olduğu için, yani bir yer kaplıyorsa muhakkak içerisinden de alabiliyorsunuz tabii. Şimdi arkadaşlar, dolabın iç kısmıyla ilgili bir şey daha ekleyeyim. Normalde raflara üfleme yapıyor. Multi-flow sistemi deniyor buna. Multi-flow, raflara üfleme yapılan bir sistem ve koku dolaşımını da engellemiş oluyor. Mesela sarımsaklı bir yoğurt koydunuz bu rafa, alt rafa kokusunu kesinlikle geçirmemiş oluyor bu gruplarda. Bir de şundan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar, bu kulplu bir dolap. Bunda kulp yok. Örnek olarak gösteriyorum yanında. Bu kulp olmayan modellerde, yani kulplu olan modellerde kapı yönünü, yani üstte kulp olduğu için değiştiremiyorsunuz. Ama kulplu olan modellerde kapı yönünü rahatlıkla değiştirebiliyorsunuz. Yani sağa sola istediğiniz gibi açabiliyorsunuz. Ne yapmanız gerekiyor? Mağazadan satın alırken sadece kapı yönünü değiştireceğim demeniz yeterli. Bunun için bir ücret ödemiyorsunuz. Yeni alımlarda ücret ödenmiyor. Daha sonra değiştirmek isterseniz yine aynı şekilde yapabiliyorsunuz. Ama ekstra bir ücret ödemiş oluyorsunuz servise. Bu grupla ilgili arkadaşlar, ürün güzel, dijital olmayan bir grup olduğu için dijital olanlara göre fiyat olarak da daha uygun fiyat çıkıyor. Biz bunu gerçekten sürekli değişik modellerde de talep ettik. Yeni çıkacak modelleri de var. Bunlarla ilgili de videolarda zaten yenilerini birlikte anlatmış olacağız. Yeni ürünlerden, kampanyalardan, uygun fiyatlardan veya geçici kampanyalardan haberdar olmak için muhakkak kanal aboneliğini öneriyoruz arkadaşlar. Biz çünkü duyuruyoruz burada, yardımcı oluyoruz. Yine bizim 0850-255-51-0 nolu bir hattımız var. Buradan da destek oluyoruz. Yani kampanyalar, fiyatlar için buradan da destek oluyoruz.
videolarda genelde yani komple kampanyalarda tabii fiyatlar indirimlerini söylüyoruz ama genelde ürün fiyatlarını söylemiyoruz ama dediğim gibi müşteri hizmetlerinin arkadaşlar da yardımcı oluyor. Hepinize sağlıklı günler, iyi günler diliyorum.